Hepimiz insanın iki gözü olduğunu biliriz. Bununla birlikte insanın bir üçüncü gözü daha vardır. İnsanın üçüncü gözünü muhtemelen daha önceden çoğu kişi duymamıştır. Bu videoda insanoğlunun üçüncü gözünden bahsedeceğim. İnsan beyninin arka tarafında yer alan epifiz bezi adında küçük bir organ vardır. Bu organ insanın üçüncü gözü olarak adlandırılmaktadır. Yapı olarak çam kozalağına benzer. İnsanın yüzüne önden baktığımızda bulunduğu yer iki gözün arasındaki hizaya denk gelmektedir. Günümüze yakın bir tarihe kadar epifiz bezi hiçbir işe yaramayan bir organ olarak görülmekteydi. Fakat insan vücudunda bulunan her organın, her parçanın mutlaka bir önemi ve görevi vardır. İnsanlar o organın önemini bilmedikleri ya da anlayamadıkları için hiçbir işe yaramadığını düşünmektedirler. Epifiz bezinin önemi de son yıllarda yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır ve bu küçük organın birçok görevi olduğu anlaşılmıştır. Aslında epifiz bezinin görevi ve önemi yakın bir zamanda keşfedilen bir organ değildir. Binlerce yıl önce yaşayan insanlar epifiz bezini ve önemini bir şekilde biliyordu. Günümüze bıraktıkları birçok eserde epifiz bezini resmetmişler ve belirtmişlerdi. Fakat her nasılsa tarihin bir noktasında bu organın görevi ve önemi bir şekilde unutuldu ve tekrar keşfedileceği günü bekledi. Epifiz bezinin ilk ve en önemli görevi vücuttaki melatonin salgısını güçlendirmek ve kontrol etmektir. Vücudun uyuması ve uyanması gereken saat dilimleri, gündüz ve gece kavramı ve benzeri birçok görev epifiz bezi yardımıyla yapılır. Özellikle karanlık ve ışıksız ortamlarda bu organ faaliyete geçmektedir. İnsanlar ergenliğe girerken epifiz bezi daha az çalışmaktadır. Buna karşılık ergenlik döneminde hormon salgılanmasının kontrolünde büyük rol almaktadır. Cinsel olarak gelişim sürecini biyolojik olarak yönetmektedir. Epifiz bezi sadece insanlara özgü bir organ değildir. Hayvanlarda da bulunmaktadır. Hayvanlardaki görevleri ise hayvanın deri renginin ayarlanması, mevsimsel olarak şartlara uyum sağlamasıdır. Örneğin göçmen kuşların içgüdüsel olarak yol bulmasına ve gitmesi gereken yere ulaşmasına yardımcı olur. Epifiz bezinin ruhani boyutlardaki frekanslarla bağlantı kurabileceği ve insana daha üst bir boyutta manevi bir haz yaşatabileceğine inanılmaktadır. Ayrıca epifiz bezinin yoga, meditasyon gibi seanslarla bütünleştirildiğinde astral seyahat olarak da bilinen boyutlar arası gezinme imkanı sağladığı da belirtilmektedir. Epifiz bezi dünyanın pek çok yerinde farklı insanlar tarafından simgelenmiş ve simgelenmektedir. Örneğin Hintlilerin iki gözünün arasına çizdiği göze benzer yuvarlak nokta epifiz bezini simgelemektedir. Eski Mısır'da yer alan Horus'un gözü epifiz bezinin yandan görünüşüne çok benzemektedir. Bu benzerlik tesadüf olamayacak kadar fazladır ve eski Mısır'ın meşhur olmuş bu sembolü epifiz bezini simgelemektedir. Vatikan'ın orta yerinde yer alan kozalak heykel yine epifiz bezini simgelemektedir. Amerikan dolarında yer alan her şeyi gören göz epifiz bezinin kendisidir. Papa'nın asasında yer alan çam kozalağı figürü ve benzeri birçok yerde epifiz bezine rastlamaktayız. Kısacası bu organın varlığı ve önemi insanlar arasında çok fazla bilinmese de bazı kimseler tarafından çok eski zamanlardan beri bilinmekteydi. Tarihin farklı dönemlerinde var olan farklı uygarlıklarda epifiz bezinin önemi bir şekilde vurgulanmış ve belirtilmişti. İşte bu önemli organ epifiz bezi insanın üçüncü gözü olarak kabul edilmektedir. İzlemiş olduğunuz videoya benzer konularda ya da ilginizi çekebilecek başka konularda bilgilendirici videoları gözden kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve kanalımı yakından takip edebilirsiniz.